kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda uluslararası anlamda önemli bir güç haline gelmesi bizim işimizi kolaylaştırıyor. Yani Balkanlarda, Kafkasya'da, İslam dünyasında Türkiye'mizin etkinliği, Türkiye'mizin son yıllarda yakalamış olduğu bu güç, gerek siyaseten gerekse ekonomik anlamdaki güç, arşivcilik anlamında da işimizi kolaylaştırdı. Yani tarihi süreç içerisinde baktığınızda işte Türkiye'deki arşivleri bile yeterince koruyamayacak bir süreç içerisinden şu an geldiğimiz noktada hamdü senalar olsun artık Balkanlardaki tarihi hafızamızı, sadece Osmanlı dönemi değil, Türk tarihini ilgilendiren yakın dönem kayıtlarını da Balkanlardan getiriyoruz. Tabii ki belgeleri değil ama o belgelerin görüntülerini alıyoruz. Onun içerisindeki bilgiyi Türkiye'ye kazandırıyoruz. Bu konuda çok büyük çalışmalarımız var. TİKA ile birlikte şu an Devlet Arşivleri Başkanlığı Balkanlarda çok önemli projeleri bitirdi ama diğerlerine de aynı iştahla devam ediyor. Makedonya'da şu ana kadar 130 bin Türk tarihini doğrudan ilgilendiren belgelerin görüntüleri alındı, arşivlerimize kazandırıldı ve araştırmaya açıldı. Şu anda ise Arnavutluk'ta 400 bine yakın belge bitmiş durumda. İnşallah ve devam ediyor. Yani orada tahminimiz 500 binin biraz üzerinde belge görüntüsü var. Bunları da inşallah 2-3 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Bu projeler bizi hızımızı kesmeyecek. Makedonya ve Arnavutluk mu var? Şu anda başka bir tane var. Kesinlikle biten anlamında ikisi var. Yani bitme aşamasında olan yine. Ama aynı şekilde Hırvatistan'da, Bosna Hersek'te, Bulgaristan'da, Avusturya'da da çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili de projelerimiz devam ediyor. Tabii ki dışişleri boyutu da var bu işlerin. Dışişleri Bakanlığımız da bu konuda çok büyük destekler veriyor. Aslında her belge kendisine göre değerlidir. Bazen bir kişiyi bile ilgilendirse o belge devletin ve milletin hafızası durumundadır. Yani Bosna Hersek'te yaşamış olan tarihteki bir ailenin bir kaydı bizim için son derece önemlidir. Fatih Sultan Mehmet'in oradaki bir fermanı, İşte Bosna Fermanı bizim için ne kadar önemliyse oradaki bir ailenin tarihine ait bir kayıt da bizim için o kadar önemlidir. Onun için biz bu belgeler arasında asla şunlar önemli, şunlar biraz daha geri planda demiyoruz. Bir ülkeyi değerlendirdiğimizde hepsini bir bütün olarak alıyoruz ve asla ayırmıyoruz. Onun için burada neler var? Padişahların fermanları var. Burada neler var? Ailelerin hukukunu gösteren şeriye sicilleri var. Kayıtlar var. Mal varlıklarını gösteren kayıtlar var. Vakıf kayıtları var. Buraya ait birçok ekonomik, sosyal, kültürel meseleyi vuzuha kavuşturacak belgeler var. Onun için bütün bunlar bugün bizim görevimiz. Bunların bilgilerini toplayıp ülkemize kazandırmak, şu andaki son zamanlardaki ekonomik ve siyasi gücümüzün kaçınılmaz bir sonucudur. Gelecekte bunlar değerlendirilecektir. Yarın değerlendirilecek, belki 100 yıl sonra değerlendirilecek. Ama bize düşen bu tarihi hafızayı toparlamak ve gelecek nesillere bunları aktarmaktır. O açıdan her biri birbirinden değerli belgelerimiz var. Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan buralarda canlı olarak devam etti ve buralardan yaklaşık 700 bin Osmanlı belgesi ve daha sonraki dönemlere ait kayıtların görüntülerini alarak ülkemize getirdik ve bunları şu anda sistemimize attık. Bir kısmını tasnif ettik, araştırmaya açtık. Gelecekte de bir kısmı araştırmaya açılacaktır. Çok canlı bir faaliyet şu anda devam ediyor. Yani biz şu programımızı yaparken bile şu anda Arnavutluk'ta belgelerimiz çekilmektedir. Yurt dışında ise son yıllarda bizim toplam geldiğimiz rakam 45 ülke ile arşivler arası işbirliği çalışmalarımız var. Yeni anlaşma teklifleri var. Türkiye arşivleri dünyada önemli bir noktadadır. Bakın en son geleni söylüyorum. Singapur'dan ve Meksika'dan dışişleri kanalımızda bize arşivler arası çalışmalar teklifleri geliyor. Ortak faaliyetler neler yapabiliriz diye geliyor. Yani bu rakamlar artarak devam edecek. Bizim özellikle şu anda dışişleri ve tanıtım dairemiz 38 ülke tespit etti. Osmanlı ile ilgili yakın dönemle ilgili çalışmalar yapabileceğimiz bu ülkeleri tespit çalışmalarını yaptık. Önümüzdeki yıl bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Bunların çalışmaları da devam edecek. Ama şu ana kadar bahsettiğim projelerde inşallah eksiksiz olarak devam edecektir. Biraz daha şuradan bir şey. Biraz daha şuradan bir şey. Biraz daha şuradan bir şey.
Şu var. Şu var. Şu var. Şu var. Şu var.